Bu derste de Dart dilindeki statik kavramından bahsedeceğiz. Yine Java veya Kotlin'den gelen arkadaşlar için herhangi bir farklılık yok. Kullanım olarak da, mantık olarak da birebir aynı. Peki biz statik nedir ve ne gibi durumlarda kullanırız? Şimdi bu benim belleğimdi ve ben burada bir nesne oluşturduğumda ne oluyordu? Bu nesneye özgü bir alan ayrılıyordu, değil mi? Mesela ÖGR 1, öğrenci bir nesnesi. Burada da ÖGR 2 diye ikinci bir nesnem vardı. Bunların kendine has değişkenleri, metotları vardı ve her biri böyle ayrı bir soyut bir alanda birbirinden bağımsız şekilde çalışıyordu. Daha sonra da ben referanslar oluşturarak işte öğrenci 1 referansı bunu göstersin, öğrenci 2 referansı bunu göstersin diyordum. İşte burada ikisi birbirinden farklı ve ben bunları her oluşturduğumda atıyorum bir integer sayı tutarsam ve bunun varsayılanı sıfırsa atıyorum öğrenci 1 oluşturdu bunu 1 arttırdım. Öğrenci 2 oluşturduğumda ne olacaktır? Burası da yine sıfırdan başlayacaktır 1 artacaktır. Ben oluşturulan bütün öğrenci değerlerini yani atıyorum 6 tane öğrenci nesnesi oluşturduğu gibi bir bilgiye ihtiyacım varsa buradaki bu nesneleri kullanamam. Çünkü her seferinde sıfırlanıyor. İşte burada statik kavramı karşımıza çıkıyor. Statik içinde şöyle bir alan düşünün ve bu alanda öğrenci türündeki veriler için sabitler, değişkenler veya metotlar olabilir. Mesela burada ÖGR sayısı diye bir alan tutarsam artık bu alan oluşturulan nesnelerden bağımsız olduğu için her oluşturma durumunda sıfırlanmayacaktır. Sürekli olarak biz bunu artırıp azaltıp okuyma işlemi yapabiliriz ve burada işte bu kavrama statik deniyor. Metotlarımızı da statik tanımlayabiliriz. Böylece yine metotlarımızda bu farklı alanda nesnelerden bağımsız direkt olarak artık sınıfa hani nesneye özgü değil sınıfa özgü bir alan olarak kullanılabilir. Ve bunları bu şekilde tanımladığımızda yani statik tanımladığımızda nesne artık onlar nesnenin değişkeni ve metodu olmadığı için nesneler üzerinden değil sınıflar üzerinden erişmek gerekecek. Şimdi yani biraz belki kavram karmaşık geldi sizlere ama örnekte çok daha iyi anlayacaksınız. Bir öğrenci sınıfı yapalım. Bu öğrenci sınıfında her bir nesnenin sonuçta her bir öğrencinin farklı bir ne olur adı olur değil mi? String ad diyorum. Sonrasında ben diyorum ki her bir öğrencinin bir okula aittir sonuçta ve bu okulların da bir kodu olsun. Bu da integer okul kodu diyelim. Ve varsa okul kodumuzda şöyle bir değer olsun. Ve ben burada her seferinde şunu tutmak istiyorum. Var toplam öğrenci yani ben kaç tane öğrenci oluşturduysam bunu ekrana bastırmak istiyorum. Geldim buraya mesela integer ögr sayısı. İlk olarak sıfır değerinde verdim. Şimdi gelin buraya birkaç tane öğrenci tanımlayalım. Hem de statiğin ne olduğunu iyicene anlamış olalım. Öğrenci dedim. Sonrasında emre nokta at kısmına emre yazdırdım. Sonrasında gelelim print dolar şöyle emre nokta at öğrencisi oluşturuldu ve toplam ÖGR sayısı 2 nokta deyip dolar ne diyelim buna emre nokta öğrenci sayısı ve okul kodu da bu dolar süslü parantez emre nokta okul kodu. Şimdi bu güzel. Gelelim bunu kopyalayalım. Bir tane daha öğrenci oluşturalım. Hasan diye. Bu sefer de Hasan'ın adı Hasan referansıyla nesneme ulaştım ve buna da Hasan dedim. O yüzden ne yapmam lazım? Bunları da değiştirmem lazım. Evet. Çalıştırıyorum. Terminalimize gidelim konsolumuza. Ne dedi? Oluşturdu. Toplam öğrenci sayısı 0 ve okul kodu. Bunları yaptıktan sonra da şöyle yapalım. Emre nokta öğrenci sayısını bir arttıralım. Bu şekilde. Burada da oluştu sonuçta. Ne oluyor?
Öğrenci sayısı 1 dedi, okul kodu bu. Öğrenci sayısı. Şimdi aslında biz burada iki farklı öğrenci oluşturmamıza rağmen gördüğünüz gibi bu sayı yine 1 oldu. Niye? Tekrardan şeklimi çizmek istiyorum. Bu benim remimde. Emre değişkeni, yani buradaki öğrenci nesnesi için bu alan ayrıldı. Şurada bir referans noktası var ve buna biz Emre dedik. Bu Emre sayesinde ben bu alana erişip buradaki değerleri kullanabiliyorum. Aynı şekilde Hasan'ı oluşturduğumda da bu da bu kutu içine erişiyor, değil mi? Ve şöyle düşünün. Bu kutunun içindeki bulunan ÖGR sayısı ilk oluşturmayı da sıfırdı. Sonra ben bunu 1'e atadım. O yüzden buradaki sayı 1. Ve ben Hasan'ı oluşturduğumda burası tekrardan sıfıra atanıyor ve burası yine 1 oluyor. Halbuki ben burada 2'yi görmek istiyordum. İşte bu gibi durumda ben eğer buradaki bu integer ÖGR sayısını statik tanımlarsam artık bu alan ne olacaktır? Nesneye bağlı değil, sınıfa bağlı olacaktır. Yani sınıfı üzerinden erişip hani her bir nesne oluşturulduğunda tekrardan sıfırlanmayacak vesaire. Artık bir nesne değişkeni değil. Yani her bir nesnede olan bir şey değil, sınıfa özgü bir şey olacaktır ve gördüğünüz gibi burada artık hata veriyor. Çünkü Dart dilinde bu statik değişkenlere erişmek için nesne üzerinden değil, direkt olarak sınıfın üzerinden öğrenci nokta ÖGR sayısı deyip ulaşmamız lazım. Aynı şekilde burada da bu şekilde ulaşmamız gerekiyor. Ve böyle yapıp çalıştırdığımda hata aldım. Çok güzel. Çünkü artık buraları da ne yapmam lazım? Öğrenci nokta ÖGR sayısı. Burayı da yine aynı şekilde düzeltmem lazım. Gördüğünüz gibi. Bu sefer ne oldu? Bu sefer de aslında şu belleğimde farklı bir alan ayrıldı. Bu alanda öğrenci sınıfındaki statik alanlar için ayrılmış bir alan olarak düşünebilirsiniz. Bu değişken artık burada tutuluyor. ÖGR sayısı diye. Ve benim bu sınıfım üzerinden ben bu alana gidip güncelleme de yapabilirim. Buradaki gibi okuma işlemi de yapabilirim. Bunu umarım artık anlamışsınızdır. Ve şöyle de bir güzellik var. Ben deminki gibi bunu sınıf değil nesne değişkeni yapsaydım, yani statik olmasaydı, bu ÖGR sayısı integer değeri her bir nesneyle beraber bellekte yer tutacaktı. Halbuki şu durumda siz isterseniz öğrenciden 1000 tane oluşturun, bir tane değişken saklayacak. Her bir nesne için değil, bir kere oluşturulacak ve benim nesnelerim veya benim sınıfım üzerinden buna ulaşıp bunu okuyup değiştirebileceğim. Dediğim gibi 1000 tane bile öğrenci oluşturursanız sadece bir tane integer, yani 4 byte'lık bir yer kaplayacak hafızada. Eğer statik tanımlarsanız ve bu statik alanları dediğimiz gibi sınıflar üzerinden erişmemiz lazım. Nesneler üzerinden erişemiyoruz. Peki buradaki okul kodu. Bu okul kodu da her bir nesne için üretildiği için hani bunu da statik yapabiliriz, değil mi? Böylece her bir nesne için değil, artık bu bir sınıf değişkeni olacak. Böylece okul kodu da burada artık bağırması lazım. Yani şöyle çalıştırdığımda hata veriyor. Çünkü bunlara erişmek için de yine öğrenci deyip erişmem lazım sınıf üzerinden. Ve bunun da şöyle de bir durum var. Aslında sonuçta okul kodu değiştirilmeyeceği için öğrenci nokta okul kodu deyip başka bir şey de girilmesin diye ben bunu diyorum ki constant tanımlayayım, yani sabit. Yarın bir gün uygulama geliştirirken çünkü çok sabit tanımlayacağız. O yüzden sabitlerimizi direkt olarak artık ezbere statik ve const diye tanımlayacağız. Bu ne demek? Hafızada bir tane yer kaplasın. Yani nesnelere bağlı değil, sınıfa bağlı bir değişken olsun. Ve de bu değiştirilmesin. Yani bu şu ifade artık ne oluyor? Hata veriyor. Niye? Üzerine gelelim. Constant, yani sabit değişkenler bir değere atanamaz diyor. Varsayılan değeri. Yani bir kere buna bir değer atadıktan sonra bir daha sonrasında yine bu değeri güncellemeniz mümkün değil. Const yazarsanız. Const yazmazsanız tabii ki de mümkün. Yine uygulama geliştirirken, yani farkındaysanız bütün anlatımlar aslında Flutter'a, sonuçta bu Dart'ı biz Flutter için öğreniyoruz. O yüzden hep onları düşünüyorum. Biz böyle statik metotlar vesaire tanımlayabiliriz. Gelin isterseniz bir tane de statik metot tanımlayalım. Static void
Mesela şuradaki öğrenci sayısını yazdırma işlemini burada yaptıralım. Öğrenci sayısını yazdır. Print diyelim. Toplam öğrenci sayısı dedikten sonra ne diyeceğim? Burada direkt olarak dolar ÖGR sayısı diyebiliriz. Bunu yazdıktan sonra artık bunu siliyorum. Aynı şekilde burayı da silelim. Öğrenci sayısını arttırma vesaire burada yapabilirim ama buraya artık ne yapmam lazım? Ekranda bunu görmek için öğrenci sayısını yazdır demem lazım. Peki ben buna Hasan üzerinden erişebilir miyim? Hasan nokta öğrenci sayısı. Bakın erişemiyorum çünkü artık bu bir statik metot. Statik olduğu için nesne üzerinden değil sınıf üzerinden, yani öğrenci sınıfı üzerinden buna erişmem lazım. Bu şekilde. Burada da arttırma işlemini yaptıktan sonra ne yapacağım? Öğrenci nokta öğrenci sayısını yazdır metodunu çağıracağım. Bakalım. Gördüğünüz gibi yine düzgün bir şekilde çalışıyor. Bunu niye anlattım? Hani statik metotları da bu şekilde tanımlıyoruz. Aslında hani değişkenlikten herhangi bir farkı yok. Sadece sınıf üzerinden böyle nesne oluşturmadan erişmek istediğiniz alanlar varsa statik metotları kullanıyorsunuz. Burada dikkat etmek istediğim bir farklı konu ise statik metotların içinde, mesela buraya gelelim, bir tane de void adını yazdır, adını söyle gibi bir metodum olsa ve bu metot ekrana print benim adım dolar deyip ad değişkenini yazdırsın. Statik metodun içinde adını söyle gibi statik olmayan bir metodu tanımlayamazsınız arkadaşlar. Zaten dediğim gibi az önceki şekilde anladıysanız bellek buydu. İşte nesnelerimiz buradaydı. Statik alanları tutan alan atıyorum şöyle bir yerdeyse, siz bu alanın içinde bu nesnelere ait şeyleri koyamazsınız ki, ikisi farklı alanlarda ve mantıklı da olmayacaktır. Çünkü bu alanı çağıran, bu alanı kullanan, güncelleyen, değiştiren nedir? Nesnenin kendisidir. Yani bunu kullanmak için bir Hasan'a, bir Emre'ye ihtiyacımız var. Halbuki statiklerde nesnesel değil, sınıfsal özellikler barınıyordu. O yüzden böyle bir şey yaptınız, hani yarın öbür gün kodlarımız karışır. Böyle yapı böyle bayağı karışır ama belki hatayı anlayamazsınız ama şu uyarıyı gördüğünüzde aklınıza direkt bunun gelmesi lazım. Instance members, yani instance member dediği nesneler, devam edelim, cannot be static metodun içinde siz nesnelere özgü olan, yani statik olmayan metotları çağıramazsınız. Benzer şekilde burada yine statik olmayan ad değişkenine de erişemiyorsunuz. Mesela print deyip adı yazdır deyip dolar at diyemezsiniz. Buraya şunları yazalım. Statik olmayan metot ve değişkenlere statik alan içerisinden erişilemez. Aynı şeyi buraya da yazabiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi bunları hepsini Dart için, Flutter için yapıyoruz ve sadece şunları bilmeniz bile yarın bir gün kodları yazarken hani bir hata aldığınızda en azından neden böyle olduğunu, mantığını anladığınızı düşünüyorum. Son olarak tam tersi durum geçerli mi? Adını söyleye de ben gidip de öğrenci sayısını yazdır diyebilir miyim? Diyebilirim. Çünkü adını söyle çalışıyorsa demek ki bir nesne oluşturulmuştur ve bu nesne üzerinden ben gidip de statik alana ulaşıp oradaki neyi, metodu çağırıp kullanabilirim, değil mi? Statik olmayan alanlar statik metot ve değişkenlere erişebilir. Bu da erişebilir. Bu da bilmemiz gereken ufak bir ayrıntıydı. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.